Yönetmenliğini Mert Erez'in yaptığı Iska filmi, Fevzi Tuncay'ın Galatasaray maçında bir topu ıskalamasının ardından olanları ve kalecinin hayata tutunmasının gerçek öyküsünü anlatıyor. Fethiyespor'un kaleci antrenörü Fevzi Tuncay, film ile ilgili düşüncelerini FRT TV muhabirimize anlattı. Iska 2020-2021 döneminde pandeminin olduğu sürede yapılmaya başlandı, çekimleri başladı ve o dönemde işte Mert Erez, Gökçe Kağan, Demir Kıran yapımcı ve Ahmet Küçükkaya'nın daha çok Gökçe Kağan, Demir Kıran'ın ve Mert Erez'in girişimiyle başlatılan bir proje oldu. Benimle görüşmek istediler. Böyle bir projelerin olduğunu anlattılar. Görüştük. Benim de hoşuma gitti proje. Orada yaşanan olayın bilinmeyen yönlerini anlatmak açısından benim için önemliydi. O yüzden kabul ettim. Yaklaşık bir yıllık bir süreç içinde çekimleri yapıldı. Ve şu anda da belli yerlerde gösterimleri yapılıyor ve ona yakın festivalde yer aldı. İlerleyen süreçte dijital platform ya da kanallarda da yayınlanması mümkün. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi belgesellerin arasına girdi. Orada da gösterime girdi. Hocam kısa bir özet geçersek Iska ne anlatıyor? Iska açıkçası benim yaşamım doğduğum andan itibaren futbolla olan futbol hayatımla ilgili ve kendi hayatımla ilgili birçok şeyi anlatıyor. Belli noktalarda hayatımdan kesitler yer alıyor. Onun dışında da 98 yılında kazandığımız bir Türkiye Kupası maçı var. Onun anlatımı var ve tabii ki 99-2000 sezonu o Galatasaray maçındaki Iska'nın hikayesi daha çok yer alıyor. Güzel bir belgesel oldu, ben öyle düşünüyorum. Hocam, topu ıskalamanız hayatınızda ne gibi değişiklikler neden oldu ya da oldu mu? Ya o dönem için mutlaka bir şeyler değişmiştir. Bir yere giderken farklı yola dönmüşümdür. Yani Beşiktaş'tan ayrıldım, bir süreç oldu sonrasında, yani 2 sene sonra ayrıldım Beşiktaş'tan ama ya illaki bir şeylere neden olmuştur. Ama bugün baktığımız yerden, yani 23 yıl geçmiş üzerinden, 23 yıl sonra bu yaşanan hadise geriye tamamen kalıcı bir eser bırakmamanın sebep oldu bir yerde. Yarın belgesel olarak herkesin izleyebileceği güzel bir film haline getirildi. Bu da tabii güzel bir şey.